Yaşananları Instagram'a koyar mısınız Pınar'cığım? Birazdan ekranlara getireceğim ama. Devam et. Şimdi merak ettiğim varsa sor. Çünkü Özür dilerim. Didem Arslan Yılmaz da vazgeçmedi dün akşam. Didem Hanım. Mustafa'nın oğluyla yaşadıkları ekranlara geliyor. Didem Hanım, bu arada yayın akan. Didem Hanım. Ha söyle. Didem Hanım. Söyle Mustafa. Didem Hanım. Evet. Ben orada yalnız sevgilimin yüzünü şeydi yalnız. Yok yok, merak etme. O konuda hassas olduğunu biliyorum. Onu göstermeyin ha. Ya şu anda senin kızının... Ya bak, Şükür'ün kalbiyle ilgili bir alakası varsa yayınlayalım. Öyle bir şey yok yani. Yayınlamıyoruz. Ulan bak, benim kafamı bozma. Vallahi pazartesi günü gelir yanına karşıma oturdurum bak. Osman, Didem Hanım neden benimle uğraşıyor? Bak, pazartesi günü gelir bana karşıma oturdurum bak. Yanıma gelip oturturum diyor. Otursun. Yani otursun, madem öyle savunuyorsa yanına gelsin. Vallahi oturdurum bak. Otursun Didem Hanım. Ama mı? Ama süresi bilmiyor bak. Akrabalarım çocuğum bilmiyor bak. Bulur o zaman. Ha, diyor ki ben bekliyorum madem böyle senin... Vallahi karşıma oturturum. Allah'tan başka kimseden de korkmam. Oturtur mu, cesareti var mı? Oturtur devam. Utanma yok ki. Utanmayan bir adam ne yapabilir? Bir adam utanmayacak. Ben de utanacak yüz yok bende. Utanma yüz yok. Ben de utanacak yüz yok. O vicdan yok. Evladı kayıp. Tamam mı? Benim anlaması yok. Vicdanım rahat. Kimseden de utanmam. Aynen. Kimsenin meşrapmasını yere indirmedim. Tamam mı? Ne oldu Fatma? Beni delirtme. Başka hiçbir şey. Sır. Ne oldu? Gel de sen gelmez ama ardından bittim yaş. Devletim olsun, devletim olsun, başka hiçbir şey istemiyorum. Çok çaresiz mi hissediyorum diyorsun? İçim yangın diyen Didem Hanım, yangın. Didem Hanım, içim yangın, sadece başka hiçbir şey demiyorum. Elimden bir şey gelsin de yani. İnan ki buraya elimde tık. Neden için yangın yeri? Evladım yok, bu başka şey, oyun peşinde. El ele tutuşup sokaklar. Oyun peşinde. Sadece benimle şeyimle oynuyor, başka hiçbir şey değil dedim hanım. Vicdanımla oynuyor. Bir şey, bildiği bir şey varsa öylesin diyor. Tamam, öyle bir şey olsa ben susmam. İnan ki iki aydır buradayım, tanımışsınızdır. Susmam. Allah haber etmedi. Ben de sizi susmazdım. Ama neyin çaresizliği? Şu anda bak çok özel bir ekip çalışıyor. Didem, bilmediğim çaresizliği. Hiçbir şey bilmiyorum. Bilsem hiç susmayacağım. Keşke bilseydim diyorsun. Aynen. Keşke bilseydim. Hiç susmazdım Didem. Bilseydim susmazdım. İnan ki susmazdım. Hiç bilgi almaya çalışmadın mı gerçekten? Ben kendi kendimi yemişim. Başka bir şey etmemişim Didem. Sadece kendimi yemişim. Sadece kendimi yemişim. Mustafa eşini almıyor burada. Ben kendimi avutmuşum. Beter ol. Beter. Beter ol. Ağlasın. Beter olsun. Sadece onun şeyi Didem Hanım, benim aldatma şeyimi şey yapıyorum. Yani onun gücünü almaya çalışıyorum. Asıl Mustafa seni kıskanıyor diyorsun. Aynen. Başka hiçbir şey Didem Hanım. Aldatmaz da. Çoluk çocuğun başında durur la. Aldatmaz da. Kocana avra dolu la. Koca göremiyorum karşımda. Neyin eksikti? Neyin eksikti? Benden bulamadın mı? Başkalardan kimden buldun? Başka Didem Hanım. Bu başka bir şey. Yani onu araştırıyor. Başka hiçbir şey değil. Çalışaydın, erkek gibi çalışaydın, ben de çocukların başında duruyordum. Ya doğru değil mi? Olmayaydı. Başka erkekler de... Konumuz Şükür, birbirinizi aldatmanız değil ki konumuz ya. Ben çocuklarımla ilgilendim, çocuklarım okulu okuyaydı, öğretmen olaydı, bir amir memur olaydı. Dün akşam şu yaşananları, ekranları bir getireyim. Çocuklarımla çok mutluyum ben diyor. Tamam, çocuklar yani mutlu ama çocuklar mutlu değil. Bir getirelim ekranlara lütfen. Ben izlemedim. Yani yeni çünkü geldi. Şey, görüntüyü gönderdiler. Didem Arslan Yılmaz da vazgeçmedi. Siz gördünüz. Şimdi ekranlara geliyor sevgili izleyiciler. Buyurun. Yani mutlu olabilir. Hadi yüksene. Hadi. Ay bu an gelir. Geç çağırma şu. Taksini çağır gelsin. Ne oldu? Çalışmayın ki yüzüne. Taksiye mi çaktırma? Taksiye mi çaktırma? Ne ben neye diyorum baksana? Ben yastıracağım ben. Bir mi sokayım? Allah Allah. Orada konu bir yastığın alma. Hadi. 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 Hadi ya, ne yapayım? Onunla yastığın alma. Ben boştayım bak. Bak ben neye diyorum? Bak ben böyleyim bak.
Bu bahane var. Yaştan bak. Bahane var. Bu tarafa geç. Bu tarafa geç. Ben tarafa geç. Oğlum ne yapalım? Aynı okulda yapacağız ha. Hadi ya. Hadi bak. Dur bakalım hadi. Hadi başla. Ortası. Hadi zamana. Zamana niye zamana ya? Hadi ya oynaşmayın. Ben manajı, ben manajı. Benim golü nerede? Baksana benim golü. Hadi gel. Benim golü baksana nerede? Ben onları yıkıyorum ama seni. Ama ben. Olsan sen de yap. Olsan üstüne bir. Yerde yapın, yerde. Uzanın yere. Olmaz bu. Niye? Noktasın, gel lan. Masa gibi bir şey olacak. Gel. Masa olmaz be. Bak böyle, ben az önce size böyle dedim. Gel. Öyle olmaz. Hani, dur lan. Şöyle biraz daha bir. Boyumuz ne oldu? Aga. Bana buraya yaşadım. Yıktın lan. Harika. Herkesik ha. Ne düşünüyorsun bu görüntüyle? Hiçbir şey düşünmüyorum dedi. Gel desen gelirim ama kalbimden bekliyorum. Sustum, pişmanım. Başka hiçbir şey değil. El ele tutuşup sokaklar boşa yaşamış. Boşa yaşamışsın. Denizler, ülkeler gezip. Niye öyle düşünüyorsun görüntü ekranlara gelince? Yine senin derdindeyim bugün yine. Çocuklarımın kabahati yok dedim ama. Kızmıyorum onlara diyorsun. Hayır. Babaları diyorsun. Çocuklarımın kabahati yok. Biraz kırıldın başka, galiba. Yani başka evlatlar gibi değiller. Yani yüreklenemezler. Yani dünkü çocuğun mesela annesine karşılık şeyi gibi bu benimkinden yapamaz. Ha, dün işte bir bayanın mesela çocuğun nasıl karşı geldi? Mehmetcan ama annesi çok hatalar yapmış. Aynen ama benim çocuklarım öyle değil. Mesela ben yapsam bu babası da yapsa öyle haklarını arayabilecek çocuklar değil yani. Değiller. O çocuklar değil. Ya, korkudan mı yoksa böyle sessiz açık sadece... değiller dedim ama açık değiller. Sevmek desen sevdim mi seni? Ama çocuklarım beni hala da beni istiyorlar, beni seviyorlar. Bir tek sana mesela ben saat 9 mu 10 mu aradı benim Yasin mesela. Özlüyorlar seni. Özlüyor. Sen? Sen de özlüyorsun tabii. Ben çok özlüyorum. Çünkü ben onların evlatlarım, hala da bebeklerim. Tabii ki annesisin sen onların, evlatların merak etme. Yok ben annesiyim dedim ama ben evlatlarımdan var. Sen, onlar için yaşadım çünkü. Her nefeste bir tek hiçbir şey düşünmüyorum. Yenildim. Sadece acıdığım şey çocuklarım yanında olmaları. Başka hiçbir şey değil. Benim doğduğum yerlerde mertliktir. Benim yaşadığım yerde yaşıyorlar. Benim çocuklarımın yanındalar. Geçsin başka yerde yaşasın. Ağrına mı gidiyor? Ağrıma gidiyor. O ağrıma gidiyor. Başka hiçbir şey değil. Yani ben onu sevdiğimden, saydığımdan değil. Yani hiçbir şey hissetmiyorum. Çünkü nefretten başka hiçbir şey hissetmiyorum ona karşı. Yani bir, yani canlı yayında konuşmak istemiyorum ama canını alacak kadar da nefret ediyorum. O kadar öfkelisin. Öfkeliyim. Bu öfke buraya geldikten sonra, sevgilisi yaptıktan sonra... Yok dedim hanım. Kaç yıldır var bu öfke? Yani kurbandan beri var. Yani çocuklarımı perişan ettiği, çocuklarımı garabayram yaşattığı... Ya daha önce de 10 yıl boyunca bunlar oluyor, şükür gidiyor, kayboluyor. Yani, ama sen Kurban Bayramı'ndan sonra ne oldu? Ne oldu o bayramda? Niye o yani zaman? Yani çocuklarımı dışladı, çocuklarımı evden kovdu. Ben onun için duruyordum mesela evde, beni evden kovdu. E Şükrü de götürmüş, getirmemiş. Aynen. Ama ben sadece onu orada kovdu, başkası kaçırdı diye bir şey ettim. Onun yaptığını bilsem susmazdım. Yani ondan hiç planlayalım, hiç susmazdım dedi bana. Çünkü sevgi saygı bitirmişti. Yani ilk zaman daha olmasa da sonra mesela giderdim. Yapardım. Yani sen Mustafa'nın başına çocuğun Şükrü'nün bir şey getirdiğini düşünüyor musun? Düşünmezdim. O zamanlar düşünmedim ama şimdi... Net bir soru soruyorum lütfen. Bak, Mustafa haklı olduğu şey şu. Orada başka sürekli böyle ağız değiştiriyorsun. Yok dedim. Şimdi şüphelerim. Çünkü çocuğumun çıkmayacağı... Hangisi tek bir doğru var? Çocuğumun çıkmayacağından eminim. Başka hiçbir şey demiyorum. Çocuk canlı değil yani. Canlı değil. Mustafa canlı duydun mu? Canlıysa da bulsun çıkarsın. Duydun yani mu her Mustafa? Her şeyi araştırabiliyor ya. Her şeyi jandarmadan, şeyden, her şeyden üstün ya Ali. Duyuyor musun Mustafa? Sağılsa çıkarsın.
benim sevgilime verdiğimi çıkarsın. Duyuyorum, duyuyorum dedim hanım, duyuyorum. Kızımın hayatta olduğunu düşünmüyorum diyor. Vallahi dedim hanım, bir gün bugün bir türlü konuşuyor, yarın bir türlü konuşuyor, öbür gün bir türlü. Vallahi ben bunun yarın ne dediğini hemen aklım ermiyor bunun ya. Çıkma canım. Kalk diye şüphelenmiyorum, kalk diye inanmıyorum, kalk diye öldürmüş olabilir. Kalk kaybetmiş olabilir. Diyor ki ben diyor, katil sen ne diyor. Ne yapmaya çalışıyor, amacı ne bilmiyorum. Gözüme görmediğim şeye bir şey diyemem. Hayır ama sonuçta ama... çocuğa zarar verecek. Yani sen diyorsun ki o evde tek bir insan vardı, kimse gelip çıkmıyordu, şükürdü diyor. Aynı şey Mustafa için, Fatih'in için de, Mustafa için de geçerli. Eğer sen kızına bir şey yaptıysan aynı netlikte Mustafa'nın da söylemesi lazım. İkiniz de aynı netlikte değilsiniz. Sen daha çok böyle ağız değiştiriyorsun. Mustafa kadar değil. Hayır. Yani. Mustafa bir şey oynayladı kendine, aynı orada gidiyor çünkü ben o gibi şey değilim. Ama sen millet değilsin yani, babası öldürdüyse öldürdü diyeceksin, ben öyle düşünüyorum diyeceksin. Tamam. Gözümle ya... görmeden inanmıyorum diyorsun, sürekli ağız değiştirdiğin için bir tek bir doğru vardır ya. Yani sen... tamam, sadece bir tek doğru, çocuğumu en son götüren kendisi, kendisi konuşmaktan sonra ben ne diyeyim. Yani ben desem de bilmiyorum çünkü sen... eğer canını acıttıysa, canına bir şey yaptıysa bilmiyorum. Sen Mustafa'nın bir ya şey... Ya ben çocuğumu çocuğumu getirmedim de niye madem ben arkasına düşmedim, madem böyle bir kelime kullanıyorsun, götürdü de işte götüren kendisi de, madem getirmediğim zaman niye arkasına düşmedin? Sadece bunu diyecek, başka bir şey demeyecek. Mustafa, Tunca Hanım'ın, avukatımızın bir sorusu var. Bence de yani onu atlamışız. Kıyafetlerle ilgili kafasına takılan bir şey var. Buyurun Tunca Hanım. Evet, şunu merak ettim. Eğer oradaki eşyalar Şükür'ün değilse ve Şükür o akşam kaybolduysa, nerede Şükür'ün eşyası? Bir eşarbı, bir montu yok mu? Ya baba... Tam yanıt versin şimdi. Söyle Mustafa. Ya montu da vardı, eşyalar da vardı. Ama kendisi bana o gün dedi ki, avukat hanım, eşyalarla birlikte eşyalarını almış gitmiş dedi eşyaları. Bu elbiseler, bu sağdan soldan eşin, dostun, akrabaların verdiği elbiseler bunlar. Bu eşyaların çoğu büyük. Tamam. Sonradan kız olmaktan sonra niye verecekler eşyalar sonradan? Kız yok ha. Ya sen kendi ağzınla söyledin, eşin, dostun, akrabaların verdiği elbiseler dedin. O var kanfi diye verdiler diyorum. Mustafa varken verdi. Gel köyümden getirdim. Ya verdiler de bu elbiseler çatıdan ara. Ya Fatma, niye sen göstermedin bana bu çocuğun elbiseleri bunlar diye? Niye göstermedin? Atalaya da görürler. Sen çıkmadın mı otobana? Ha, çıktım. Çıkmadı mı hiç? Çıktım. Yani Şükür Mustafa'nın umurunda değil mi? Çıktım, çuvalların içine dedim. Baktım, ne var bunların içine. Şükür şu anda Mustafa'yı şey... Yani... İki ay oldu, iki aydır çocuğum nerede diye sordu mu bana? Sordu dedi. Ne belki... sordu? Ne, sen çıkar, başka ne çıkar? Sormuyor mu? Sormuyor. Sormuyor diyor. Kanıtta mu? Diyor, kanıtta da sormuyor, başka bir şey yok. Şimdiye kadar sormadıysam şimdi soruyor, nerede bu çocuk? Şimdiye kadar sormadıysam şimdi soruyor, nerede çocuk? Buldurlar o zaman, 10 senedir buldurlar bana. Hadi soruyorum. Tamam, sen buldurlar bana. Ya bulurlar, anasın ya. Bulurlar madem, niye bulmadın? Elin uzun ya senin, jandarmadan, polisten. Benden şüpheleniyordun da. Savcıdan elin uzun ya, benden buldurlar bana. Benden niye gitmedin jandarmaya? Buldurlar bana. Savcıdan şeyden elin uzun ya, buldurlar bana. Ben kendi çapımda elim uzundur. Buldurlar bana, niye buldurlar? Benim kendi çapımda elim uzundur. Elim uzun olduğu için senin sevgililerin her tarafını araştırdım. Buldurlar bana tamam işte ben de sana. Ya o sevgililerini araştıracak kadar bir de Şükür'ü araştır da beraber bulalım. Yani vallahi helal olsun diyeceğim yani. Herkes şu anda... O zaman dedim ama... Yardım et de bulalım yani. Yani jandarmanın, savcının... Vallahi bak bir şey söyleyeceğim. Jandarmanın, savcının... Bakın beni dinler misiniz? Özür dilerim. Jandarmanın, savcının bizim yapamadığımızı yap. Helal olsun diyeceğim sana. Özür dileyeceğim senden.